önemli hissetmeliyim, değerli hissetmeliyim, bir sürü arkadaşım olsun, daha fazla sosyal olayım, daha çok sevileyim istiyorsun çok normal. Bunları herkes istiyor. Ama asıl problemlerin üzerine eğilmek yerine, asıl sorunlarını çözmek yerine, daha önemli hissetmek adına bir sürü takım elbise alıyorsun. Daha çok sevilen, saygı duyulan bir insan olmak için pahalı bir saat satın alıyorsun. Daha çok arkadaşın olsun diye bir araba satın alıyorsun. Ya da daha çok çalışkan olmak adına bir sürü renkli kalem, daha sağlıklı olmak adına çok pahalı bir spor ayakkabı alıyorsun. Ve bunları aldıktan sonra kısa bir süre boyunca kendini olmak istediğin insan gibi hissediyorsun. Çok havalı ama kısa bir süre boyunca. Sonra tamamen eski haline dönüyorsun ve kendi gerçekliğinle baş başa kalıyorsun. Sen yine eski sensin. ihtiyacın olmadığı şekilde fazlasını aldığın her eşya gerçekte doğal olarak birazcık zorlanarak da olsa çözeceğin problemleri çözmeni engelliyor. Senin ağzına bir parmak bal çalıyor ve asıl problemden, asıl mevzudan seni uzaklaştırıyor. Diyelim ki özgüven problemi yaşıyorsun ve o sırada televizyonda, dergide, internette bir reklam görüyorsun. Bu ayakkabıyı giyen çok özgüvenli bir çocuk Bilinçaltına bir mesaj gidiyor. Eğer bu ayakkabıyı alırsan sen de özgüvenli hissedeceksin. Gidiyorsun o ayakkabıyı alıyorsun. Belki çok para veriyorsun. Giyiyorsun ayakkabına şöyle bakıyorsun. Evet bir his geliyor sana. Çünkü koşullandın. Ayakkabıyı giyince özgüvenli hissediyorsun. Ama gerçekte problemi çözmedin. O problem özgüven problemin içinde bir yerlerde bekliyor. Bundan dolayı çok kısa bir süre sonra özgüven problemine tekrar dönüş yapıyorsun. Ta ki yeni bir şey alana kadar. Aldığın her eşya, ihtiyacın olmadan aldığın her eşya seni asıl mevzudan uzaklaştırıyor. Ve gitgide bir eşya kalabalığı içinde yaşamaya başlıyorsun. Kullanmadığın bir sürü pantolon, etek, gömlek, tişört, ayakkabı. Ve bakıyorsun diyorsun ki kendi kendine. Sonra giyerim, şuraya giderken giyerim, tatile giderken giyerim, köye giderken giyerim. Bir bakmışsın ki hiç kullanmadan dolapta eskimiş durmuş onlar. Ve daha fazla eşyaya sahip olmak sana daha mutlu hissettirmiyor. Daha fazla seçeneğe sahip olmak sana daha mutlu hissettirmiyor. Bakıyorsun hangi ayakkabıyı giyeceğim, hangi pantolonu giyeceğim, hangi gömleği giyeceğim diye bir sürü vaktin geçiyor. Hayatını feda ederek kazandığın parayı hiç kullanmayacağın eşyalara harcıyorsun. Burada durup sorgulama vakti. Gerçekten neye ihtiyacın var? Şu an evdeysen durdur bu videoyu ve etrafına bak. Ortamda bulunan eşyalar, gardırobundaki eşyalar, sahip olduğun eşyalar hangileri gerçekten yaşam deneyimine bir katkı sağlıyor. Gardırobundaki eşyaların kaçını uzun zamandır giymedin, kullanmadın? Gerçekten neye ihtiyacın var? Burada ben de seninle aynı problemleri yaşıyorum. Etrafıma bakıyorum ve baktığım zaman gerçekte hiç ihtiyacım olmayan şeyleri satın aldığımı görüyorum. O kadar çok şeye para harcamışım, o kadar çok şeye vakit harcamışım ki. Ve sordum kendi kendime, dedim ki acaba bunlara ihtiyacım var mı Beyhan? ve kendi gardırobuma baktım. İki yıldır kullanmadığım her eşyayı toparladım ayırdım bir köşeye. Hep diyordum kendi kendime ya şunu şurada giyerim burada giyerim dursun diye. O kadar çok kalabalık biriktirmişim ki. İstifçilik yapmışım resmen. Ve giymediğim bir sürü eşya ayıkladım. Bunları ihtiyacı olanlara verdim. Hayatımı minimalize etmeye karar verdim ki gerçekte asıl ihtiyacım olan şeyi görebileyim. Bana göre minimalizm dünyevi olandan tamamen vazgeçmek değil. Araban da olabilir, evinde de olabilir, birkaç parça eşyan ayakkabın da olabilir. Ama önemli olan şu, bir şey alırken kendine şu soruyu sorabilmek. Gerçekten buna şu an ihtiyacım var mı? Gelecekte değil, şu an buna ihtiyacım var mı? Eğer bu şeyi almazsam Hayatımda bir aksama ortaya çıkartabilir mi? Buradan başlamak gerekiyor. Bu sadece bir başlangıç. İlk adım evimizdeki kalabalıktan kurtulmak. Sonraki adımlarsa gereksiz alışkanlıklardan, gereksiz insanlardan, gereksiz konuşmadan ve en sonunda gereksiz düşüncelerden kurtulabilmek. Sade olan, basit olan güzeldir. Peki neden daha az eşya? Kendimizi kandırmamamız ve gerçek sorunlarla yüzleşebilmemiz için ve sade ortamlarda daha odaklanmış ve daha üretken olabildiğimiz için. Şimdi bu ilk adımımız. Seninle birlikte bu adımları sonraki adımlara taşıyacağız ve fazlalıklarımızdan birlikte kurtulacağız. Hayatını, evini sadeleştirirken ve fazlalıklarından kurtulurken yaşadığın deneyimleri benimle yorumlar kısmında paylaşabilirsin. Sonra bu konuda çekeceğim videolarda senin de deneyiminden faydalanmak istiyorum. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.